Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yeni videoyla karşınızdayız. Hemen ilk baştaki Halil kardeşim hayvanıyla başlıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan şöyle geçeyim ben bir. Lan çöp. En şerefli seni. Şu an hayvanlarımız arkadaşlar su içiyorlar. Gördüğünüz gibi bir elimi yıkadım bu arada. Dediğim gibi bu Halil kardeşim hayvanı. Jokan kardeşim hayvanı. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Arkaya doğru ilerleyeyim ben. Size hayvanların son durumunu göstereyim. Aynı şekilde yem saman. Ayrıyeten yemlerimiz, arpalarımız burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi sularını içler. Sularını içtikten sonra yem samanlarını yiyecekler. Şimdi ben size böyle çekeyim. Arkaya doğru gideyim. Bu benim danam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz danam maşallah var. Şöyle arka yolda ilerliyorum arkadaşlar. Şu suyunu içmiş oturuyor. Keyifler yerinde. Şöyle çekeyim sizlere. Bu da güzel bir danamız. Şöyle. Hemen burada da güzel bir simenter danamız. Bu şekilde. Birazdan inşallah yemlerini tamamlarını yiyecekler. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle arkaya doğru ilerleyeyim. Bu Önder kardeşimin danasıydı. Güzel sevimli bir dana. Dur lan ne yapıyorsun? Üstümde temiz, gerçi ahıra girdik. Çekim yapacağım diye girdim arkadaşlar. Artı yemleri azalmıştı. Tekrardan yem takviyesi yaptım gördüğünüz gibi. Yem ve arpa takviyesi yaptım. Dediğim gibi bugün nasıl bakıyorsak Allah'ın izniyle bayrama kadar aynı şekilde bakmaya devam edeceğiz. İnşallah aldırabildiğimiz kadar kilo aldırmaya çalışacağız. Şimdi şöyle arkaya doğru ilerleyeyim ben. Tek tek çekeyim böyle sizlere. Suyumuz da zaten arkaya kadar gitmiş. Burada da gördüğünüz gibi yem çuvallarımız. Yem takviyesi yapıyoruz. Şöyle. Gel lan buraya. Erdal abimizin güzel danası. Hemen buradan Ahmet kardeşimin danası. Çok sinirli bir dana var ya. Çok sinirli. Dur oğlum dur sakin ol. Maşallah. Şöyle arkaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bu Tavatol'daki camları açtığımız için biraz yansıma yapıyor ama olsun, yine de iyi çekiliyor. Görüntü fena değil. Su buraya kadar gelmiş. Şimdi bu danamız suyunu içiyor. Tabi daha tam gelmemiş ama birazdan tamamıyla burası su dolacak. Birazdan buraya kadar gelmiş. Bu da güzel bir danamız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da Kadir kardeşimiz almıştı. Buradan Kadir'e de selam olsun. Beni izleyen tüm dostlarıma, tüm hayvan sahiplerine ve buradan beni izleyen herkese çok 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 selam olsun arkadaşlar. Sizlerden de bana selam gönderiniz oluyordur. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Şurada bir danamız var. Yatıyor güzel yerde. Keyif yerinde. Özel kardeşim danası da. Hiç rahatını bozmamış. Suyunu içmiş, direkt yatmış. Onlar yemin yedi mi? Yok onlar da herhalde. Onlar da birazdan yem saman gelecek. Çünkü ondan öncelikle karşı taraf yem samanını yiyor. Ondan sonra Hamza kardeşim bu tarafa veriyor. Önce ondan sularını içiyor. Ondan sonra bu bizim hayvanların sularını içiyor. Şimdi en son hayvanımıza kadar suyumuz geldi. Birazdan daha da dolduk olacak burada. Artık havalar sıcak. Normalde ne tüketiyorlarsa su olarak biraz daha fazlasını tüketiyorlar. Çünkü gerçekten havalar artık ısındı. Hayvanlar da tabii terliyor. Onlar da bunalıyor. Ama işte yaklaşık bir yani 10 günümüz var diyelim. Yani 12-13 gün var diyelim. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim bunları da hepsini hayırlı bir şekilde kurban edeceğiz.
O yüzden kurbana dediğim gibi az kaldı. Bakalım artık hayırlısı olsun. Şu çok güzel ense yapmış maşallah. Gördüğünüz gibi. Orada bir duruyor ya. Hemen kafayı kaldırıyorsun. Ne yapıyorsun anlamıyorum ya. Böyle geriden çekiyor daha net alıyor. Daha canlı oluyor. Ben böyle geri geri gideyim olmadı. Oğlum sen ayağını nereye sokmuştun lan öyle? Bak ya. Çek ayağını geri çek. Hayır. Heh tamam. Dur dur. Sakın sakın sakın. Şöyle geri geri gideyim arkadaşlar. Bu danayı da seviyorum. Çok ulusal bir dana. Boynu bükükler. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bir güzel bir toparla. Şöyle. Yavaş yavaş geriliyorum arkadaşlar. Dur lan dur dur. Böyle. Yavaş yavaş. Suları içilmiş. Dur dur sakin ol sakin ol. Sakin ol Cep, sakin ol. Bir de buradan gideyim arkadaşlar. Özel sadece şundan alabilirse gideyim. Ya bundan da daha yeni samanı verilmemiş. Birazdan bundan iki de verilecek. Bunlar sularını içmişler. Önleri temizlenmiş. Şöyle arkaya doğru ilerleyeyim arkadaşlar. Bu arada burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tık küçük danalarımız var. Bunlar bir tık daha küçük danalarımız. Yani her bütçeye göre danımız vardı. 4 kişilik, 5 kişilik, 3 kişilik, 7 kişilik. Ama çoğu danımız satıldı. Hemen hemen hepsi bitti. Hatta Muhammed yine bir iki tane hayvan getirmiş. Dediğim gibi. Ya bismillah. Ne oluyor lan? Yani yine Muhammed bir iki tane hayvan getirmiş arkadaşlar. Onlar da muhtemelen bu bayrama kadar satılır. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. İstiyorsanız cep numaramı vereyim. 0532-726-6520. Seni de rahatsız ettim. Kusura bakma kardeşim. Sen uyu devam et. Ben birazdan gidiyorum. Geldiğim gibi gidiyorum. Şöyle. Bu danımızı da rahatsız etmeyelim. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Neyse ben yine geri geri gideyim. Yansıma yapıyor. Bu şekilde daha iyi çekiyor. Şöyle bir de genel çekeyim ben sizlere. Bak şu dananın bir senesi daha olsa var ya. Şampiyon olur. O havayı sezdim yani. Şöyle yavaş yavaş gerileyelim arkadaşlar. Geri geri gidiyorum. Bir de düşmeyeyim. Neyse arada arkama da bakayım da. Şöyle. Bir de geniş açalım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeyim. Oğlum yapmayın lan kardeşim. Bak. Kamerayı gördün mü çıldırdı. Sakin ol. Senin boynuzun yok ha bak. Dayak yersin sen. Hiç o topa girme bence. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şu kovamı alayım ben. Bu şekilde. Devam edeyim. Ben de bunu bırakayım. Öbür kovayı alayım arkadaşlar. Dışarıdaki kovayı alayım da. Siyah kovamı. Çünkü yem takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Hoppala. Kovayı şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Bu saman içinde yemimiz var, arpamız var ama ben ne yapıyorum? Tabii biz ekstradan yemi arpayı samanın üstüne ekstradan döküyoruz. Öyle daha iyi yiyorlar. Çünkü o şekilde daha iyi besleniyor, daha iyi kilo oluyorlar. Hemen şuradan çıkayım, ben çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru gidelim. Şöyle. Şuradan böyle gördüğünüz gibi geniş açı alarak da şimdi birazdan dediğim gibi beti yapacaklar. Betiden sonra altları çekilir. Ondan sonra hatta bu sularını temizlemiş. Birazdan yem ve samanların arpalarını verecek.
Betiden sonra arkadaşlar altları çekilir, ondan sonra yatış pozisyonuna geçecekler. Ağırı kapatıyoruz çünkü hayvanların hepsini sattık. O yüzden yedirip içirdikten sonra hemen ağırın kapısını kapatıyoruz. Hayvanları erkenden uyutuyoruz. Öyle olunca daha iyi oluyor. Hayvanlar da bu arada yıpranmamış, yorulmamış oluyorlar. Daha iyi dinleniyorlar. O yüzden bu içerideki hayvanların hepsi satıldı. Abi ne horluyor ya. Önce şuradan bir çekti. Çekin lan şöyle. Ezdallah, ezan okuyor arkadaşlar. Keyif sende. Oğlum ne güzel horluyor lan sen. Şöyle arkaya doğru ilerleyelim arkadaşlar. Danalarımızı çeke çeke. Kaldırayım lan şunu. Kalk kalk. Yemin zamanı geliyor bak. Kalk kalk kalk. Hadi kalk kalk. Kalk önüne yem geliyor kalk. Hamsa kaldıracaksın zaten birazdan. Ulan ne tembelsin ya. Hemen çöktün yine. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Dur şunu. Evet, şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bunlar özel kardeşim danaları. Tabii özel kardeşim de hepsini sattı. Onlara bir tane kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. Cep numaramı vereyim ben size. Dere 0532-726-6520. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bana WhatsApp'tan yazarsanız sizlere buranın konumunu atarım. Daha rahat gelirsiniz. Ama dediğim gibi fazla hayvanımız kalmadı. Bir iki tane hayvanımız var. Onlar da sonradan geldi. Bu arada Hamza kardeşim yemlerini önüne dökmeye başladı. Birazdan ek takviyeleri de yapılacak. Patır patır sıçıyor. Hani gördüğünüz gibi. Muhtemelen bu hayvanları biz haftaya falan hepsini yıkayacağız, temizleyeceğiz. Çünkü bayram yaklaşıyor, içeri fazla girmiyoruz. Yediriyoruz, içiyoruz, yatırıyoruz. Şuraya bir ilaç çıkmak lazım. Özellikle söyleyeyim de. Oraya bir ilaç çıkmak. Hayvan yata yata derisi kalkmış. Bu benim sevdiğim güzel dana. Dur oğlum dur. Hemen kendini sevdiriyor hemen. Dur sakin ol, sakin. Sakin. Şimdi birazdan Hamza bu tarafın yemini de verecek. Önce sol taraftan başlıyor, sonra sağ tarafa geçiyor. Ama bunlar da acıkmışlar belli. Yem vereceğimi zannediyorlar. Hepsi bir yaklaştı bana doğru. Bekleyin, gelecek birazdan yemleriniz. Bir sakin olun. Ne oldu, ne oldu? Şimdi Hamza bunları döktüğün zaman takviyesi ne olacak? Dur sakin ol. Bu da ayağa kalktı. Senin de mi karnın acıktı ha? Şimdi gelecek birazdan gelecek. Bekleyin sakin ol. Sakin ol. Oğlum çıkar kafanı oradan lan. Ne yapıyorsun sen? Oo senin dincini mi kopmuş lan? Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim dedim ama. Lan bu zinciri kopartmış ya. Vallahi de billahi kopartmış. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincir kopmuş yani. Bildiğin kopartmış. Ben senin zincirini değiştirmem lazım. Bir yerden bir zincir bulayım da. Yoksa sıkıntılı abi. Sıkıntı yani. Bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü videoyu kapatıp ben de Hamza'ya yardım edeyim. Montaj yapmayacağım çünkü bu videoda. Yemlerin samanlarının önüne dökmemiz lazım.
ki hayvan da zincirini kopartmış, o zinciri değiştirmem lazım. Şimdi ben bunu yaparken beni çekecek bir akışım olmadığı için o yüzden videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Kendinize iyi bakın, salçakla kalın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.